Azap Paşa. Ulan 3 gün görmedim, hemen büyümüşsün Azap Paşa. Gerçekten Azap inanılmaz hızlı gelişiyor maşallah. Herkese günaydın arkadaşlar. Birkaç gün video gelmedi. Maalesef yine arabayla uğraşıyoruz. Vallahi ne diyeceğimi bilemiyorum. Bu ön akslardan ses geliyordu dört çeker attığım zaman, biliyorsunuz. Gittim onları yaptırdım. Sağ sol iki aks değişti. Dört çeker atıyorum, gene ses geliyor. Bu sefer farklı bir şey çıktı. Yani artık hani diyor ya, burama kadar geldi. Bilmiyorum bu arabayı ne yapacağım. Satsam, bir taksi tarzı bir şey alsam, çiftliğe gidip gelirken zorlanacağım. Çünkü gidip gelmelerde altı vurabilir. Bu arabayla çamur oluyor, yeri geliyor, yağmur yağıyor, kar yağıyor. Dört çeker atıyorum, çiftliğime gidip gelebiliyorum. Yani iki arada bir derede kaldım. Yani bir ümitle gittim arabamı yaptırmaya. Dedim ki oh be dedim, şu dört çekerden kurtulacağız. Her şeyi yaptık, arabaya bindik. Dört çekeri attım, gene ses geliyor. Ve büyük bir hüsran. Sultan. Ay benim sultanım ya. Arkadaşlar. Sultan şöyle bir bazen bir heybetleniyor, bir dikleniyor. O kuyruğu sarıyor. Robocop gibi oluyor. Videolarda böyle denk gelirse dikkatli bakın. Gerçekten çok güzel bir kız. Sultanım gelecekte köpekler ekeleştiği zaman çok değişiyorlar. Yani Azap'ın gençlik haliyle şimdiki hali arasında bayağı bir kalınlaşma var. Sultan'ı gerçekten merak ediyorum. Büyüdüğü zaman, ekeleştiği zaman harika olacak. Yani Robocop gibi bir kız. Bak anasını da nasıl biliyor. Bak gelmiş anasının yanına cimcime. Dumo. Onun ismini Dumo koyduk. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar, maşallah şu ana kadar hiçbir hastalık belirtisi görünmedi. İkinci aşısını yaptık. Üçüncüyü yapacağız bir haftaya kadar. Yani normalde fındıkım. Normalde böyle bu zamanlarda böyle bir ö diye başlıyordu, affedersiniz, böyle bir kusma tarzı. Ondan sonra zaten parvo etkisini tamamen göstermeye başlıyordu. Köyde büyüyor. Biliyorsunuz köyde büyümede sıkıntı var. Onun dışında evden kaçıyor. Gene dışarı çıkıyor. Yani biraz da çıkmasını istiyorum. Güneş görsün. Böyle herhangi bir belirti yok. Şimdi arkadaşlarımız aşı vurma diyor. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Kesinlikle bizim, yani başka yerde olabilir evet. Kesinlikle bizim burada aşı vurmamız gerekiyor. Bir de aşıların şeyi var, etkisi var. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Piyasada bir ithal aşı var. Bir de yerli aşı var. Genellikle insanlar veterinere gidiyor. Ya şu eniye diyor, şuradan bir şey versene diyor, aşı versene diyor. Abi diyor işte bir 500 liralık var, bir de 200 liralık var diyor. Fark etmez diyor, 200 liralık ver diyor. O aşı sıkıntılı aşı arkadaşlar. Bunu veterinerler de söylüyor. O aşıyı vurduğunuz zaman hayvanda ters tepip öldürme ihtimali çok yüksek. Piton yine piyasada yok. Aslında bugün tam zincirleri ayarladım. Pitonla Azat'ı karşılıklı bağlayacaktım. Bu şekilde bir video çekecektim. Piton yine piyasada yok. Nereye gidiyor bilmiyorum. Hatta babam bile dedi ki pitona bak dedi, piton nerede görünmüyor diye. Ozanım gel. Şu bana ait. Aslanlarım benim. Doçka gitmedi. Doçka burada. Doçka gidecekti. Gitmedi. Valla bakalım. Doçkanın için iyi şeyler olması istiyorum. Al işte bu deliye bak bak. Erkek gibi ya. Nasıl eşiniyor. Valla bak şuna bak. Ya biz bu Azat'la bunların tam çift yaptık arkadaşlar. Tam bu iki manyağı bir araya getirdik. Ama Bozi eyvallah etmez. Şu kapıyı kapatalım. Araba gerçekten çok canımı sıktı. Yani bayağı moralim bozuk. Kaç diyorum, ustadan mı kaynaklanıyor? Başka bir iş mi? Yani gerçekten o kadar hevesle gittim ki baktım yine aynı problem var. Yani ister istemez moralim bozuldu. Yıldız rahat dur kızım. Ya siz ne oldu size ya Yıldız? Sen çok kindarsın Yıldız. Hiç unutmuyorsun bak. Vallahi Yıldız, Yıldız'ın bir kere arkadaşlar tipi şekli yeter. Yıldız'ın safkanlığı yeter. Bir de böyle
olması onun üstüne bir tane daha koyuyor. Yani o hoşuma gidiyor. Sert bir dişi. Yalnız bozi de boş değil. Deli deli. Deli yıldız. Gel. Ha, ne oldu? Gel şimdi. Gel yanıma. He. Atla üstüme. Hop, ne oldu? Destek veriyorsun. He. Gel buna dağılalım diyorsun ikimiz beraber. Öyle olmaz Yıldız Hanım. Burada kavga gürültü olmasın. Güzel güzel gezin. Bulaşmayın kimseye. Bak bir piton azat var. Bir de şimdi siz başlamayın. Yarın seçim var köyde. Muhtar adayımızı belirleyeceğiz. İnşallah hayırlısını diliyoruz. Benim dedem kapıda yazıyor ya Halil Ağa arkadaşlar. Dedem bu köyde çok uzun dönemler muhtarlık yapmış. Babam aslında girebilirdi bu muhtarlığa. Yani bize de olurdu. Güzel olurdu. Çünkü iyi güzel tamam. Çünkü köyde kalıyoruz. Ondan sonra kışın biz kalıyoruz köyde. Yazın buradayız. Hani bunu şey anlamında demiyorum. Gerçekten köyde babamın elinden çok iş geliyor. Her iş geliyor. Burada tabii ki herkes birbirlerine yardımcı oluyor ama babamın işte ustalığından ne bileyim işte şu hortum patlıyor. Onu babam yapıyor yani. Babamın elinden geldiği için. Başka bir problem olduğu zaman babamın çok faydası var. Gerçekten muhtarlık yakışırdı. Babam diyor ki yani oğlum diyor biz uzun dönemler yaptık diyor yani. Hiç şey yapmıyorum yani böyle çok içime gelmiyor. Ama bir kararsızlık kalmış yani. Bazen de şey diyor ya acaba bu sene girse miydik muhtarlığa? Hayırlısı diyelim bu sene muhtar adaylarımız seçilecek. Hayırlısı olsun diyelim. Köye biraz hizmet. Bilmiyorum benimle alakalı mı? Ben geldikten sonra köyde bayağı değişimler oldu. İnsanlar ev yaptılar. Bunu birkaç izleyicimiz yazdığı için söylüyorum. Ondan sonra köyde düzenleme özellikle yolda yol çalışma faaliyetleri arttı ama bunda tabii ki benim ve Yaşar dedemin katkısıyla ondan sonra belediye başkanımızın katkısıyla bu sene inşallah yollar asfalt yapılacak. Çünkü yollarda acayip bir çile çekiyor insanlar. İnşallah bu sene o yolu asfaltta yaptıracağız. Biraz rahatlayacağız. Bozi'nin kızanına bakalım. Azap'la kapatalım. Bozi'den ve azaptan renkten dolayı ala yavrular gelebilir. Ama şöyle bir durum var. Mesela Yalova'da azapı nasıl anlatayım size? Böyle, zalımın annesi gibi bir dişiydi arkadaşlar. Ona çekmiştik. O renkte, o tipte aynı. Yani benzerlikleri en çok benzeyen onu örnek gösterebilirim. 8-9 tane yavru oldu. Hepsi azapın tipindeydi. Yani çoraplı, azapın yüz maskesi, azapın koyuluğu. Tam yani böyle azap. Böyle bir şey de olabilir. Mesela azapın şurası şey gibi görünüyor. Bakın bura sanki ala varmış gibi görünüyor. Bura ala değil arkadaşlar bakın. Buraya bir iğne yapmıştım. O iğneden sonra öyle oldu orası. Normalde o azapın o sırt şeyi tek tiptir. Sadece göğsü, işte ayakları çoraplı, beyaz, kara kırçıl diyebileceğimiz tipte. Bakalım ama ne olursa olsun azap bozi şöyle söyleyeyim. Gerçekten böyle çok klas, kalın yavrular atacak. Şunu da istiyorum. Gerçekten bozi kendi tipinde bir erkek verirse şahane olur. Daha önce videoda söylemiştim. Yani bozinin erkek versiyonu bozinden birkaç kat büyüktür. Mesela bizim azatla fıstık da öyle. Fıstığa bakıyorsunuz. Azatın neredeyse yarısı kadar. Yani erkek ve dişi farkı oluyor. Eğer bozi kendi tipinde bir erkek atarsa muhteşem olur. Hem büyük olur, hem güzel sallı olur, hem de zaten bozi erkek gibi. Ya bozinin bir erkeği gelse gerçekten şahane bir köpek olur. Sapık doçka bir şey yapmıyorsa sıkıntı yok demek. Hey, 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 hey!
Hey, daha durun. Bakın görüyor musunuz? Birbirlerinden destek almışlar. Fıstıkla Yıldız. Bakın piton yok ortalıkta. Gidiyor bir yerlerde mi yatıyor? Piton diyorum ya, tek takılmayı seviyor böyle. Kendine şey bir hali var. Bir yandan böyle diyoruz ama gerçi bir yere gitmez. Yani nereye gidecek? Kaç sene, bir sene geçti burada. İlk geldiği zamanlar tamam diyorduk. Hatta öyle birkaç yaptı. Yola verdi kendini, gidiyor. Nereye gidiyorsun piton? Yolda bulduk. Tekrardan buraya getirdik. Öyle bir sıkıntılar vardı ama artık burayı benimsedi. Bizi çok seviyor. Yani mutlu burada. Burayı böyle bırakıp gidecek bir durum yok. Sadece bazen şöyle yapması insanı korkutuyor. Yani bir bakıyorsun bir saat, iki saat. Piton gel, piton gel. Yok, piyasada yok. Olmadı bu videodan sonra bir arabaya çalıştırırım. Şöyle biraz gidelim. Arabaya çalıştırınca ortaya çıkıyorlar. Paça, tasmanı nasıl düşürdün? O tasmada bir şey mi var ya? Hepsinin boynundan düşüyor. Bir şey de düşürmüş. Paşa da düşürmüş. Paşanınki yok. Paşanınkini bulduk. Paşanınkini bulduk. Gene takacağız ama tasmalar biraz geniş. Bir daha yaptıracağım zaman daha böyle normal, çok abartı olmayan tasma isteyeceğim. Oo piton! Neredesin sen ya? Uykudan kalkmış. Piton nerede yatıyordun piton? Sonunda çıktın. Uykudan kalkmış. Yatıyordu bir yerde büyük ihtimal. Aslan! Oo tüyler çıkıyor, iyi toparlıyor. Piton bayağı kas yaptı burada. Bakayım ya. Evet çıkıyor gördüğünüz gibi. O bir aya falan böyle kendini toparlayacak. Uykudan mı kalktın oğlum? Uykudan mı kaldırdık seni? Reis bir gözümüzün önünde yat da bari. Nerede gidiyorsun yatıyorsun? He? Nerelere gidiyorsun yatıyorsun? Piton kendi keyfine göre. Piton'a geçen dediğin gibi farklı yerlerde dişiler tutup buraya getirmeden, yani sadece pitonu götürüp eşleştirip orada o dişileri tutabiliriz. Yani yapabileceğimiz buraya getirirsek sıkıntı. Oh. Au, azatı görüyor musunuz? Ortalığı yıkıyor. Pitonda da kimseye eyvallah yok arkadaşlar. Böyle bir psikopat yanı var pitonun. Bak küçük azap geliyor. Bakayım nasıl tepki verecek. Daha çocuk çocuk. Hey tamam. Piton böyle biliyorsunuz yani öyle çok şeyi yok. Gene geliyor dikiliyor. Ama büyük ihtimal azapın bağlı olduğunun farkında. Azap paşa. Paça, yani benim tahminim bu sene yabancı köpekler geldiği zaman, yani biz ne kadar bağlasak da şey yapsak da bir yerde bir patlak verecek yani. Ya azat, ya azap. Genellikle azatı kesinlikle köyde bütün güvenlik önlemlerini alarak açıyoruz. Yani büyük ihtimal paşayla dalabilirler. Yan yana verip, sırt sırta verip. Kışın çok rahat geçiyor arkadaşlar. Tabii kışının zorlu yol şeyleri. İşte ihtiyaçlarımızı gidermek için ot almaya, saman almaya, yem almaya, alışverişlerimiz olsun. Gidip gelirken işte yolların sıkıntısı. Bu sene Allah'tan tam zamanında dört çekerimi yaptırdım. Çalışmaya başladı. Kışı atlattık. Bundan sonra yani dört çekerimi çok kullanmam galiba. Artık ihtiyaç olmaz. Bu şekilde binebilirim. Artık onun da çaresine bakacağız. Ya da burada şeydir yani çek Trabzon'a götür derler. Sanayi olarak. İyi bir usta bulursak çekeriz Trabzon'a, yaptırırız.
Yani şimdi gerçekten sattığımı düşünüyorum. Gittim atıyorum bir Renault tarzı bir araç aldım. Bu araba beni çok yordu arkadaşlar. Yani geçen hikayemi de paylaştım. Sırf 2 yıldır sana çalışıyorum diye. Tabii o biraz abartı şakası ama bir yandan haklıyım o konuda. Yani ora bozuldu bunu yaptır. Bura bozuldu bunu yaptır. Şuraya yapalım. Buraya yapalım. Diye çok yani paramı götürdü benim. Açık söylemek gerekirse. Şimdi dedim ben bunu götüreyim satayım. Renault tarzı bir şey alayım. Ben buna ot yükleyemeyeceğim, yem yükleyemeyeceğim. Bu rampalar var gelirken, oralarda hep kalacak. Yani diyorum ki iyi kötü bu şekilde bineyim. Avrupa'da yarışmalar yapılıyor. Kangal yarışmaları. Aradıkları kriter bu. Yani öyle çok boya posa şeye bakmıyorlar. İşte gel bakayım gel kızıma. Gel al. Yürüyüş, sistem. Yani böyle baktığınız zaman kusursuz diyebileceğimiz bir tip. Oğlum. Ulan piton sen daha az 3 kağıtçı değilsin abi. Tamam Azap tamam. Tamam gel sakin. Azap bak tipe bak ya. Azap Paşa. Tosunum benim. Anasına da benziyor. Şişe gelip seni. O kadar akıllı ki. Dün geldim 2-3 gündür yoktum. Nasıl kuyruk sallıyor bana? Nasıl böyle geliyor kendini sevdiriyor? Piton Azap'ı iyi tanıyor. Köpek köpeği tanır derler ya. Normalde zalıma gidiyor, ensesine çöküyor zalımın. Ama dediğim gibi Piton da boş köpek değil arkadaşlar. Yani o da kendini göstermek istiyor. Böyle sürünüz olacak. Mesela bu bizim Sultan çok uyanık. Atıyorum 100 koyun, 150 koyun. Böyle Sultan gibi bir erkek bir dişi olacak. Gerçekten sürüde şahane görünürler. Abi git belgesel çek. İnşallah Sultan annesi gibi damızlığı güzel olur. Zaten bir tarafı anneanne Sultan. Azap soyu. Baba Azat, dede Azap. Anne Yıldız. Sultan damızlığı güzel olacak. En azından Azap damarı olarak, Azat damarı olarak ne oldu oğlum? Devam edecek bak. Ulan Paça sen de var ya. Kemiğini alıyorsun. Biraz daha büyüsün, kafamı popatlasın. Çok güzel olacak. Herkese hayırlı günler arkadaşlar. Böyle bazen gelmiyor. Bunların çoğunluğu işte bu arabadan dolayı oluyor. Yani böyle şey yapıp da binmek istemiyorum bir yandan da. Çünkü böyle bindiğiniz zaman da başınıza Allah korusun bir şey gelir. Gene seviyorum. İçime çok yarıyor.
Biraz işte bu tür problemler, biraz açıkça söylemek gerekirse buranın sanayisi. Çünkü duyduğuma göre yani diyorlar ki buranın sanayisi iyi değil diyorlar. Yani işte bir güvendiğimiz Trabzon tarafında böyle büyük sanayiler, iyi ustalar diyelim ya da bulursak, özellikle porttan anlayan. Yine para harcamaya devam. Ocağımı batırdı bu araba benim. Hayırlısı olsun diyelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun.